Kemal Öztürk Yeni Kölelik Düzeni Birleşmiş Milletler'in son toplantısında Trump değil de Obama ya da Clinton bu konuşmayı yapmış olsaydı bugün dünya çalkalanıyor olacaktı. 11 Eylül saldırısından sonra Bush'un yeni dünya düzeni diye ilan ettiği sistemin etkilerini görecektik kamuoyunda. Gelin görün ki Amerikalıların bile ciddiye almadığı bir başkan bu konuşmayı yaptı. Konuşma bırakın dünyada yankı uyandırmasını salonda bulunanları güldürdü üstelik. Trump da şaşırdı. Gülmenizi beklemiyordum diyor. <laughs> Niye şaşırıyorsa. Amerika'nın küreselleşme vedası. Ancak konuşan turuncu kafalı ciddiyetten uzak dengesiz bir iş adamı değil sonuçta. Bir zamanlar yaptığı gibi ekranda şov da yapmıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın en büyük devletini temsilen başkan sıfatıyla konuşuyor. Ciddiye almak zorundasınız. Tartışma yaratması gereken cümle şuydu. Biz küreselleşme doktrinini reddediyoruz. Tüm dünyadaki ülkeler kendi ülkelerini korumalıdır. Amerika'nın icat ettiği ve öncülük ettiği globalleşme, küreselleşme doktrininin yine Amerika Başkanı tarafından reddedilmesi, ha öyle mi olmuş diye geçiştirilecek basit bir şey değildir. Trump söylediği için kimse ciddiye almıyor ama bu tüm dünyadaki ekonomik ve sosyal düzeni altüst edecek bir kırılmaya neden olacaktır. Yeni köle düzeni, Buna Amerika'nın dünyadaki köle düzenini yenileme hamlesi desek çok da abartmış olmayız. Zira küreselleşme dünyada çok büyük bir haksız kazanç, sömürü ve dengesizlik üzerine Amerikalılar tarafından kurulmuş parayı ve gücü o ülkede toplamıştı. Ancak sürdürülebilir bir sistem olmadığı için yine bizzat Amerika toplumu tarafından son 10 yıldır sürekli eleştirilen bir hale dönüşmüştü. All Right Hareketi ya da Redneck camiası bu düzeni yerden yere vururken kendileri gibi hafif kırık bir lider buldukları için dipten gelen dalga uç bulmuş oldu. Basitçe şöyle açıklayabiliriz itirazlarını. Apple fabrikasını Çin'de kurmuş, işçileri oradan alıyor. Şirket genel merkezini İrlanda'ya taşımış, vergiyi az veriyor. Peki Amerika vatandaşının ve devletinin kazancı nedir? Her ne kadar Apple dünyanın en büyük Amerikan şirketi de olsa globalleşme nedeniyle Trump kafasındakiler bundan memnun değil. Bu yüzden bu tür şirketleri tehdit ederek fabrikaları ve merkezlerini Amerika'ya taşımalarını istiyorlar. İşsizlik düşsün, vergi geliri artsın diye yapıyorlar bunu. Kısa vadede iyi ama Apple bir süre sonra dünyada rekabet edemeyecek hale gelecek. Zira Amerika'ya taşınınca maliyetleri muazzam artacak. Amerika çıkmaza girdi, bizi de sürüklüyor. Küreselleşmeyi reddetmek öyle turuncu kafalı bir adamın fantazisi değil geniş kitlelerin talebinin dışa yansımasıdır. O yüzden Trump olmasa, mesela başkan yardımcısı Pence olsa da aynı konuşmayı muhtemelen daha ciddi yapacaktı. Konuşmayı yapıp dünyaya hatta kendi şirketlerini tehdit etmek kolay da sonrasında büyük kaos bekliyor onları. Maliyetleri artan Amerikan mallarını kimse almazsa o zaman göreceğiz turuncu devrimi. Aslında Süleyman Seyfi Öğün hocamızın demesiyle ciddi bir çıkmazın içine girdiler. Beter olsunlar da olan bizim gibi gelişmekte olan ülkelere hatta tüm dünyaya olacak. Çünkü küreselleşme hepimizi bir yerinden tutup ağına dahil etti ve sistemin parçası yaptı. Şimdi adam başınızın çaresine bakın ben etrafıma duvar örüyorum diyor resmen. Lanet olası federaller 10 senede bir sistem değiştirip bütün dünyayı perişan ediyorlar. Bir de diyor ki globalleşme bitti tüm dünyadaki ülkeler kendi ülkelerini korumalıdır. Lakin Orta Doğu'da Suud, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün, Mısır. Pasifik'te Güney Kore, Japonya, Avrupa'da Almanya, Fransa, Polonya sizi korumam, Rusya, Çin, İran sizi yer diyerek haraç kesen de bizzat kendisi. Silah satan, zorla ticari anlaşmalar imzalayan ya da anlaşmaları bozan, sonra da başınızın çaresine bakın diyen bir ülkeye kim güvenebilir? Bana köle olana yardım yaparım. Tüm bunlardan dolayı bundan sonra Amerika'ya güvenemeyiz diyor Macron ve Merkel. Zaten Trump dostluk ve yardım konusunu da şöyle açıklıyor aynı konuşmasında. Bundan sonra sadece bize saygı gösteren ve açıkçası dostumuz olan ülkelere yardımda bulunacağız. Bunun tercümesi bize köle olan ülkelere yardım yapacağız. Bizim gibi ülkelerin Amerika'nın kirli yardımına ihtiyacı yok ama yüzlerce ülke Amerika ile girdikleri ilişkilerin sonucunda bağımsızlıklarını, iradelerini ve özgürlüklerini kaybedecekler. Gerçi bazılarının bundan şikayet edeceğini sanmıyorum. Gönüllü olarak Amerikan kölesi olmuşlar hali hazırda zaten. Diyeceğim o ki Amerika globalleşme doktrinini reddedip önce benim çıkarlarım, benim kazancım, benim ülkem diye daha bencil ve acımasız bir doktrine geçti. Karamsar olmak istemem ama daha kötü bir dünyaya doğru sürüklüyor bizi bu yankiler. Turuncu kafalıyı ciddiye almak zorundayız. Kemal Öztürk, Yeni Şafak